7'den 8'e programına başladın mı Tonguç? Evet hocam, bugün başladım. Mükemmel bir şekilde yazımızı iyi değerlendireceğiz ve 7'den 8'e geçerken hem 5, 6, 7'nin tekrarını yapacağız ve 8. sınıf konularını da şimdiden öğreneceğiz. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? Seninle beraber bir kere programımızda 4 aşamamız var. Bu birinci aşamamızda 5, 6, 7'nin tekrar videolarıyla YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde konuları tekrar ediyoruz. Ama 8. sınıf konuları baz alınarak hazırlanmış videolar bunlar. Aslında 8'de varsa 5, 6, 7'yi tekrar ediyoruz. O da çok önemli bir detay. Aynı zamanda İkinci adımımızda 5, 6, 7'nin tekrar testlerini çözerekten tamamı yatay yeni nesil sorularla 7'den 8'e hazırlık kitabımızdaki tamamı yatay yeni nesil akıl yürütme, sözel mantık, sayısal analiz sorularıyla beraber sana hem yeni nesil soruları şimdi alıştırmış oluyoruz hem de 5, 6, 7'yi gerçekten de ölçme değerlendirmeyle tekrar. Hocam ben de 7'den 8'lerin bu kitabı var. Hiç fark etmez. Bu kitapta aynı aslında içerikler aynı, sadece kapakta ufak revizeler oldu, hiç sorun değil. Peki sonrasında 3. basamakta da 8. sınıf konu giriş videolarımız var. Ve bu da zaten kitaplarımızın içinde kare kodlarla ulaşabileceğin tarzda. Ve burada da 8. sınıf konularına göz kırpıyoruz. Ardından da 0'dan 8'e tüm dersler kitaplarımızla da Tonguç evladım benim. Aslında konuları 0'dan öğreneceğiz. Yani 0'dan sözeldeki konuların hepsini öğreneceğiz. Ardından da 0'dan sayısal daki konuların hepsini, yani matematik fendeki konuların hepsini teker teker öğreneceğiz. Sadece 9 haftada programlarla bu konuların hepsini bitirebileceğiz. Peki nedir bunlar? Hemen bakarsak bir kere bir video programımız var. 7. sınıf ve 8. sınıf YouTube topluluklarda bunları paylaştık. Video programlarımıza ulaşabilirsin. Hangi gün hangi videonun yayınlanacağı belli. Peki aynı zamanda 7'den 8'e hazırlık programımız var. 7'den 8'e programımız da aslında tüm kitapçılarda, tüm Tonguç kitapçılarında ve Tonguç mağazada ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsin. İlk 4 hafta odama asabilir miyim hocam? Tebrik ediyorum seni. Tabii koparıp odana asabilirsin. Mesela her hafta ne yapacağın teker teker belli. Her hafta hangi gün hangi kitaptan kaç soru çözeceğin dahi, hangi videoyu izleyeceğin de video programında belli bir şekilde bundan da çalışabilirsin Tonguç. Peki 24 Haziran'a resmi olarak başladık. Ama sen kaçırdıysan 1 Temmuz'da, sonra 8 Temmuz'da ve 15 Temmuz'a kadar başlayabilirsin Tonguç Eren Bey'im. Toplam 9 hafta sürüyor. 5, 6, 7'nin tekrarının ilk 4 haftada yapıyoruz. Sonra son 5 haftada da Tonguç öğrenmeyim. 8. sınıfın konularını aslında şimdiden öğreniyoruz. Şimdiden hazırlığımızı tam net bir şekilde yapmış oluyoruz. Evet, şimdi kullanılacak kaynaklara baktığımız zaman 7'den 8'e hazırlık kitabımız Türkçe Matematik Fen üzerinde 5, 6, 7'nin tüm tekrarlarını yapıyor. Hem de içinde tamamen yatay yeni nesil sorular var. Bunu zaten söylemiştik. Ardından 0'dan 8'e sayısal ve 0'dan 8'e sözel soru bankalarımız var. Ve bunların içindeki konu anlatımlarıyla hem konuyu anlıyorsun hem de ufak testlerle de, hemen mini testlerle de aslında konuyla ilgili öğrendiklerini pekiştiriyorsun Tonguç öğrenmem. Yeni nesil yatay sorular da var içinde gördüğün gibi. Hem dikey hem yatay soruları yer var. Sıra hem dikey hem yatay değil mi hocam? Tebrik ediyorum seni, evet. Aynı zamanda ek kaynak olarak da şunları tavsiye ediyoruz Tonguç öğrenmem. Ek kaynak olarak TOS 7.5'umuz var. TOS 7.5'ta aslında 7'den 8'e geçenlere özel yine bildiğin TOS'un temel yöntemi, temel sorular, orta sorular, bir de sınav tarzı, yeni tarz, birazcık daha infografik, birazcık daha akıl kullanmaya gerektiren sağdaki sorularla. Yaz tostu mu hocam bu? Evet, yaz tostu. 7. sınıf konuları üzerinden 7. sınıfın tam net bir şekilde tekrarını yaptıracak ama yeni nesil sorulara da seni şimdi alıştıracak. Yeni tarz sorulara da şimdiden kafanı kullanmanı sağlayacak aslında süper bir kaynak TOS 7.5. Aynı zamanda yeni nesil matematik. Biliyorsun sınavın parlayan yıldız nedir Tonguç Arabi? Matematik. Matematik. 7'den 8'e yaz kitabı çıkardık. Sadece 7'den 8'e geçenler özel. Yeni nesil matematik kitabımızda sayısal analiz, akıl yürütme, gerçek yaşam durumları var ve tamamı yatay sorulardan oluşma ve bizim bildiğimiz konular hangileri? Şu anda 7. sınıf konuları. O yüzden 7. sınıf konuları üzerinden tamamı yatay yeni tarz sorularla şimdiden aslında ne yapmış oluyorsun Tonguç Eren Bey'im? Hazırlığını yapmış oluyorsun. Bildiğin konular üzerinden bir yeni tarz soru analizi yapıyorsun ve şimdiden aslında kendini net bir şekilde hazırlamış oluyorsun. 8. sınıfa tam hazır bir şekilde başlangıç yapmak için bu kitapların hepsini öneriyoruz. Peki nasıl çalışıyor programımız? Hemen bu programımızın çalışmasını şöyle göstermek istiyorum. Birazcık daha detaya girersek, programda bir kere 5, 6, 7 tekrar videolarımız var. 5, 6, 7 tekrar videolarımızı şöyle oluşturuyoruz. Hemen kitabımızı alalım. Kitabımızı aldık. Mesela 7'den 8'e hazır kitabımızı aldık. Açtık kitabımızı. Diyoruz ki sözlükte anlam. Mesela ilk konumuz sözlükte anlam. İlk konumuz sözlükte anlam ve ne yapıyoruz? Sözlükte anlam testimizi okutuyoruz. Nasıl okutuyoruz? Hemen bir herhangi bir QR okuyucuyu alıyoruz. Hemen bu kodu hemen şöyle
tar atıyoruz. Diyor. Tar attıktan sonra aynen open link diyor burada. Hemen açtık şeyimizi, linkimizi ve sonuçta bize 5. sınıfın tekrar videosu çıkacak. 5. sınıfın tekrar videosu çıktığı anda karşımıza bak, ha çat diye geldi. Sonra bu videoyu izleyip bak karşımıza hemen videomuz geldi. 5. sınıf tekrar videomuzu izliyoruz. Sonrası Tonguç Evren benim ardından zaten sana ödevini veriyor. Ardından sana ödevini verdikten sonra 5. sınıf tekrar testlerini çözüyorsun. Bak burada 5. sınıf tekrar testi 14 ile 15 arasında. Tamam, bunları bitirdik. Sonrasında Tonguç Evren'im benim ne karşımıza geliyor? İşte QR takıldığın okuyacağım. Soruları zaten çözebiliyor. Aynen. Hemen şuradan şöyle yapalım. Mesela 6. sınıf tekrarına geçiyoruz ondan sonra. 6. sınıf tekrarını okutuyoruz. Sonra tekrar başlıyoruz. Bu sefer de artık 6. sınıfın olduğu yer geliyor sonra. Bak şimdi 6. sınıfa başlıyoruz. Yani bu 5, bu 6, bu da 7'nin tekrarları. Sonrasında da bununla alakalı ne yapıyoruz Tonguç Evren'im? 6. sınıfın, 6. sınıfın hemen şunu da kapatalım. Tebrik ediyorum. Hemen 6. sınıfın tekrar testini çözüyoruz. Sonra 7. sınıfa geçiyoruz. Ve bunların hepsi bittikten sonra da karşımıza en sonunda konunun 8. sınıfta ilk göreceğimiz konu başlığı geliyor. Hemen 8. sınıftaki konu başlığımızı tarıyoruz Tonguç Evren'im benim. Hop. Bunu da açtığımız zaman 8. sınıfta ne öğreneceğimizi buradan net bir şekilde görebiliriz. Hatta burada da 8. sınıfta ne öğreneceğimizi videosunu izleyeceğiz. Peki bunların hepsini yaptık. Peki yaptıktan sonra bunların hepsini sorularda takıldığımız soru oldu. Mesela TATS uygulamasında bu sorunun çözümünü merak ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? TATS uygulamasını açıyoruz Tonguç Evren'im benim. Hemen TATS uygulamasını açtıktan sonra şuradaki kare kod okuyucuya gidiyoruz. Soru çözümü izle. Hemen ne yapıyoruz? Soru çözümü şuradaki kare kodu böyle okuttuk. Çat. Hangi soruyu çözmek istiyorsun? Mesela dördüncü sorunun çözümünü izleyelim seninle beraber. İzleyelim hocam. Hemen karşımıza aynı mi? Soru çıkıyor görüyor musun? Hemen karşımıza aynı bu soru çıkıyor. Dolayısıyla. Buradan teker teker profesyonel hocalarımızdan bu sorunun çözümünü beraber izleyip gerçekten verimli bir kavram. Peki bunların hepsini bitirdik. Sonrasında Tonguç evladım benim tamamı yeni sorularla konu girişlerini, konu giriş videolarını izledik. Sıfırdan sekizlere geçiyoruz. Sıfırdan sekizler şöyle çalışıyor aslında. Sıfırdan sekizlerin mantığı aslında konuları ufak ufak parçalara bölmek. Mesela sıfırdan sekize sayısalda herhangi bir konuyu açalım. Birleşik makine konusu. İlk başta basit makineler içinde dişli çark kaslak var, çıkrık var, eğik düzlem var ama konuyu ilk başta öğreniyorsun. Ardından hemen bununla ilgili test yapıyorsun. Dikkat etsen dikey ve yatay sorular karma bir şekilde verilmiş. Aynı sınav, yeni sınav sisteminde olduğu gibi. Ve buradaki çözümleri de aynı şekilde TATS uygulamasını hemen çözebilirsin. Ve aynı şekilde bütün matematik fen konularını ve sözelde de Türkçe inkılap, din, İngilizce konularını solda konu anlatımı, sağda soru çözümü. Solda konu anlatımı, sağda soru çözümü olarak bitirip 9 haftada bu programı tamamlayıp gerçekten de 8. sınıfa mükemmel bir şekilde başlamış olacağız. Ve kullanacak kaynaklarımızı da sana göstermiş. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım Mülhan. Sağ ol hocam. Bak Tonguç'tan başlıyor kan. Düşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'tan başlıyor kan. Düşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden